Sağlık hafta sonundan herkese merhaba. Ben medikal estetik hekimi Doktor Sevgi Ekiyor. Yine dop dolu programla bir arada olacağız. Gelin önce yayın akışımıza bir bakalım ve sonra biz buradayız. Hele ve sağlık hafta sonunda bugün. Hematoloji uzmanı Profesör Doktor Ender Soydan'dan açıklamalar geliyor. Kemik iliği nakli nedir? Kök hücre nakli çeşitleri nelerdir? Kemik iliği nakli kimlere yapılmalıdır? Kök hücre toplama süreci nasıldır? Kimler kök hücre ve kemik iliği naklinde verici olabilir? Kemik iliği nakli dışında başka bir tedaviyle tedavi edemediğimiz hastalıklar. Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Hakan Seçkin'den açıklamalar geliyor. Beyin pili hangi hastalıklarda uygulanabilir? Kitleme hastalığının beyin piliyle tedavisi mümkün müdür? Beyin pili Parkinson hastalığında ne zaman uygulanmalıdır? Beyin pili ameliyatlarının distoni hastalığındaki yeri nedir? Sadece Parkinson değil de başka hastalıklarla devam eden bir süreçse eğer bu beyin hastalığı. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Hevere Sağlık'tan herkese merhaba. Ekran başına geçen izleyicilerimize söyleyelim ki bugün hematoloji uzmanı Profesör Doktor Ender Soydan bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi hematoloji konusu gelince herkesin aklına gelen aslında bir konu var. Yani ben o konuyla başlamak istiyorum programımıza. Kemik iliği nedir ve kemik iliği ile ilgili olan problemler nelerdir diye sorayım size. Kemik iliği vücudumuzda dolaşan kanın üretildiği yerdir, fabrikasıdır öyle söyleyeyim. Hem bağışıklık sistemimiz hem vücudumuzun oksijen taşıyan sistemi hem de kanama ile ilgili sorunlarımızın çözüldüğü yer kemik iliğinde üretilen hücrelerdir. Kemik iliği hastalıkları çok çeşitli sayıda kemik iliği hastalığı var. Bunların içinde benign dediğimiz iyi hastalıklar, bir de malign dediğimiz kanser grubuna giren hastalıklar söz konusu. Peki bu hastalıklardan biraz isimlerinden bahsedebilir misiniz? İyi huylu olanlardan en çok bilinenler hangileri? Peki iyi huylu olanlar. Kötü huylu olan bilinenler. Kanserlerden yine en çok bilinenler hangileri? En çok demir eksikliği bildiğimiz bayanların en çok karşı karşıya kaldığı hastalık grubundan bir tanesi. Tedavisi çok kolay olmakla birlikte aslında pek çok yerde atlanabiliyor. Çok iyi bir nedeni olabiliyor ama bazen bir takım kanser hastalıklarına eşlik edebiliyor. Dolayısıyla hani benign derken aslında onu da ikiye ayırmak lazım. Nedeni iyi olan, nedeni kötü olan hastalıklar da olabiliyor bunların içinde. Kötü huylu hastalıklar, malign hastalıklar deyince de aklımıza en çok lösemiler geliyor tabii ki. Bu grubun bir numarası. Zaten hematolojiye gelirken hastalar en çok hani lösemi miyim acaba diye korkusuyla geliyorlar. En büyük grubumuz onlar oluşturuyor. Peki bu kemik iliği nakledilen bir şey hani. Kemik iliğinin naklini bir izleyicilerimize açıklayalım. Şimdi kemik iliği nakli sağlıksız olan bir kemik iliğini aslında sağlıklı bir kemik iliğiyle değiştirmek. Artık günümüzde tabii kemik iliği olarak geçmiyor bu. Hematopoietik kök hücre olarak adlandırılıyor. Söylemesi kolay olsun diye çoğu yerde de kök hücre tedavisi olarak geçiyor. Hem bağışıklık sistemini aslında vericinin bağışıklık sistemini hastanın içine sokuyorsunuz hem de kemik iliğinde sağlıklı bir yapılanma oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla kemik iliği kaynaklı hastalıkların tedavisinde önemli rol oynuyor. Peki bu nakil kimlere gerekiyordur ve kimlere yapılabilir? Çok geniş bir yelpazesi var aslına bakarsanız. Bazı hastalıklar için kaçınılmaz tedavi çünkü daha üstün başka bir tedavi seçeneği yok bazı hematolojik hastalıklar için. Bazı hastalıklar için de diğer tedavilere daha üstün bir tedavi, yaşamı uzatan bir tedavi. Dolayısıyla pek çok gruba yapabiliyoruz. Bunların içinde benign dediğimiz hastalık grubu var. Daha çok pediatrik yaş grubunda yapılması öngörülüyor. Erişkin yaş grubunda da bu tür hastalıklar söz konusu ama kemik iliği nakli yapılan hastalık grubunun çoğunu malign hastalıklar oluşturuyor. Bunların başında da akut lösemiler geliyor. Akut lösemiler en sık gözlemlediğimiz. Peki kimler verici olabilir? Yani bu nakil sonuçta bir verici lazım, bir alıcı lazım. Doğru. Şimdi önce alıcıları konuştuk aslında. Evet. Kimler verici olabilir? Verici, herkes verici olabilir diyoruz aslında. Herkesin bir vericisi olmalı. Ama kardeşler, HLA dediğimiz doku uyum, doku tiplendirmesi uyumu arıyoruz kemik iliği nakli yapabilmek için.
%100 uyum tabii ki en çok tercih ettiğimiz verici. Kardeşler bunların en başında. Ama 7 kardeşi olup da hiç uymayan kişiler de var. O zaman akraba dışı vericiler ya da kapalı toplumlarda akraba evliliği varsa hala dayı çocukları, amca çocukları, teyze çocukları. Akraba dışı verici de yoksa aslında günümüzde çok fazla artık adı anılmaya başlayan haploidentik nakil, anne babadan ya da çocuklardan nakil şeklinde haploidentik nakiller yapılabiliyor. Dolayısıyla herkesin bir vericisi oluyor bu koşulda. Evet. Olmayan da var mı? Var tabii. Aslında bu çok sinemaya da konu olmuş bir konudur. Hani evet. Kemik iliği nakli evet, yapılabilmesi doğru. için yeni çocuğun dünyaya getirilmesi konusunda hani tartışmalar da evet, mevzu bahis olmuştu. Siz orada ne öneriyorsunuz? Doğru. Şimdi tabii medyaya yansıyan, ilgi çeken kısmından biraz farklı bir tedavi seçeneği. Ameliyathanelere girilmiyor tabii. Şimdi vericiler gelirken en çok onlardan korkuyorlar. O yüzden hani vericilerin kafasında çok soru evet. işareti oluyor. İsterseniz orayı birazcık açalım. Ameliyathane koşulları yok. Eskiden vardı. Eskiden çünkü kök hücreyi yalnızca kemik iliğinden elde edebiliyorduk. Ama daha sonra gelişen teknoloji nedeniyle dolaşan kandan, çevre kanından yani hastanın vericinin damarından aferez yöntemiyle kök hücre elde edebiliyoruz. Dolayısıyla hani bu daha artık ameliyathaneye girilmeden yapılan çok daha basit bir işlem. Ne kadar süren bir iş? Biraz detaylı anlatalım. Girelim. Şimdi kemik iliğinden değil de dolaşan kandan topluyor isek büyüme faktörleri kullanıyoruz. Yani kemik iliğinde bulunan kök hücreleri dolaşan kana çıkarıyoruz büyüme faktörleriyle. Ve daha sonra hastanın eğer damar yolu uygunsa, vericinin damar yolu uygunsa damar yolundan aynı diyaliz makinesi gibi bir makine düşünün. Damar yolu uygun değilse bir santral girişli kateter takarak cihaz bir koldan kanı alıyor, kendi içinde santrifüj ediyor, mononükleer hücreleri torbaya atıyor, kanı tekrar vericiye geri döndürüyor. Dolayısıyla bir kan kaybı, işte hani vericiyi yerlere düşürecek, perişan edecek ya da hasta edecek bir sistem değil bu. Ve zaten vericinin kemikliği de sağlıklı olduğu için hani kaybettiği hücreyi de yeniden oluşturabiliyor. Peki şunu merak ettim ben, siz akut lösemilerde en çok hani kullanıldığını söylediniz. Hani biraz işte kemik iliği nakliğinin yapılması gereken süreç tam olarak ne zamandır? Hangi hastalıklarda ilk tedavidir? Biraz o konuya da değinelim. Şimdi iki türlü kemik iliği nakli ya da kök hücre nakli var diyelim. Bir kişinin kendisinden topladığımız kök hücreyle yaptığımız bir nakil, otolog kök hücre nakli diyoruz buna. Bir de vericiden başka bir kişiden alıp yaptığımız, o da allojenik kök hücre nakline giriyor. Otolog kök hücre nakli yaptığımız hastalık grubu birazcık daha farklı bir hastalık grubu. Lösemiler dışında multiple myelom lenfoma dediğimiz hastalıklarda daha çok kullanıyoruz bunu. Buradaki hedefimiz yüksek doz tedavi verebilmek hastaya. Yüksek doz tedavinin kemik iliğinde yaratacağı hasarı da kök hücrelerle ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Burada hastalıklarımız multiple myelom lenfoma, Hodgkin lenfoma, Hodgkin dışı lenfomalarda en çok büyük grubu onlar oluşturuyor. Allojenik kök hücre nakline geldiğimiz zaman artık eskisi gibi tabii kriterlerimiz biraz değişti. Eskiden hani lösemi olmak bir nakil adayı olmayı gerektiriyordu ama şimdi artık risk gruplarına ayrılıyor hastalıklar. Yüksek risk grubu, orta risk grubu, düşük risk grubu. Dolayısıyla bu daha çok da genetik bir takım değerlendirmeler yer alıyor bu risk gruplarını belirlemede. O risk gruplarına göre nakil yapmayı öncelikli ya da ikinci sıraya bırakabiliyoruz. Ama bazı hastalıklar kemik iliği nakli olmadan iyileşemiyorlar. Miyelodisplastik sendrom dediğimiz hastalık bunlardan biri. Başka bir tedavi seçeneği yok. Miyelofibrozis dediğimiz hastalık, aplastik alim dediğimiz hastalık belli bir yaş grubundan sonra kemik iliği nakli dışında başka bir tedaviyle tedavi edemediğimiz hastalıklar. O yüzden şu anda hastalığa göre kök hücre evet. ve kemik iliğinin diğer hani alternatif yöntemlerim gibi bir ayrışım var aslında en başta. Evet, en başta hani şöyle standart kemoterapilerle tedavi edip sonra kök hücre naklini seçebileceğiniz bir grup ya da hiç başka tedavilerle hani zaman kazanıp nakile kadar nakil yapacağınız bir grup hastalık söz konusu. Peki kemik iliği naklini gerçekleştirdiniz diyelim, uygun vericiyi buldunuz, işte tetkiklerinin hepsini yaptınız ve gerçekleştirdiniz. Oradaki hastalığın geçme süreci nasıl oluyor? Onu merak ediyorum bir de. Şimdi kemik iliği nakli
bir süreç olarak düşünmek lazım. İşte vericiyi bulduk, vericiyi hazırladık. Ondan sonra hastanın bir hazırlık aşaması var. Bu da hastalığın tanısına göre değişiyor. Burada bir hazırlık rejimi dediğimiz bir tedavi kullanıyoruz. Genellikle bu tedavinin amacı hastanın kemik iliğini boşaltmak, bağışıklık sistemini baskılamak ki vericiden gelen hücreler bu boşalmış ve direnç göstermeyen kemik iliğine yerleşsinler ve orada çoğalmaya başlasınlar. Dolayısıyla bu hazırlık rejimi genellikle kemoterapi, radyoterapi ve bir de bağışıklık sistemini baskılayıcı ajanlar içerir. Kemoterapetik ajanların içinde de bağışıklık sistemini baskılayıcı ajanlar oluyor, ikisine birden hizmet eden. Sonra sıfırıncı gün dediğimiz eksi günden başlarız. Sıfırıncı gün dediğimiz günde vericiden hücreleri toplar, aynı gün hastaya veririz. Bu da hani torbanın içinde hastaya kan vermek gibi bir işlemdir. Çok fazla bir zahmeti yoktur öyle, hani korkulacak bir şey yoktur. Ama bundan sonraki süreç hasta için zahmetli bir süreçtir. Neden? Çünkü tedaviyle bütün bağışıklık sistemini baskıladınız, kemik iliğini boşalttınız. Yeni kemik iliği oluşana kadar enfeksiyonlara açık, kemoterapi yan etkilerinin maksimum olduğu 2 haftalık bir sürecimiz olur. Yaklaşık bir hafta tedavi, 2 hafta bu süreç. Ondan sonra da verici hücrelerinin çoğalmaya başladığı süreç. Ortalama da 4 hafta. Bizim yatış sürelerimiz 30-35 gün civarında, komplikasyonu olmayan bir kemik iliği nakli için. 30-35 gün. 35 gün civarında hastaların hani yatışıyla taburcu olmaları ortalama bu kadar. Peki hastalar bu sürecin sonucunda hani hastalıklarından arınmış şekildeler mi? Her hasta için aynı şeyi söylemek her zaman mümkün olmuyor. Nakile aldığınız hastalık durumu nakilden sonraki sürecinizi biraz belirler. Bazı hastalar için başarı oranı çok iyiken bazı hastalar için başarı oranı düşüktür. Bunu zaten hani nakil yapmadan önce hastaya bilgisini veririz. Hı hı. Başarısının ne kadar olacağını, ama bunu değerlendirmek için belli aşamalar var. İşte 30. gün, 60. gün, 90. gün hem hastalığı hem de verici hücrelerinin hastada ne kadar olduğunu ölçen bir takım laboratuvar değerlendirmeleri yapıyoruz. Hedefimiz tabii ki hastalıksız tamamlamak bu işi. Çoğunlukla da öyle oluyor ama bazı istenmeyen durumlar olabiliyor. %100 başarılı bir tedavi değil yani. Peki bu hani ikinci sürece geçilmesi, yani bir kez yapıldı, başarısız oldu diyelim. Hı hı. Tekrar hastaya bu tedavinin uygulanması nasıl karar veriyor? Yapılabilir. Tabii kaç kere hastaya kemik iliği nakli yapabilirsiniz. Evet. İkinci nakiller yapılabiliyor. Yani uygun olduğu koşullar var. Hasta başına biraz konuşmak lazım. Yani şimdi böyle genel bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ama nakilden sonra nükseden hastalıklar için ikinci bir nakil şansı evet var. Üçüncü bir nakil pek dünyada yapılmıyor ama hani çok genç hastalar için belki üçüncü nakillerde tartışılabilir. Ama şöyle, otolog nakil arkasından allojenik nakil yapılan bir hastalık grubu var. Lenfomalarda özellikle otolog nakil demiştik en çok yaptığımız hastalık grubu. Kendisinden yaptığımız, ama nüksederse o zaman allojeneik nakili düşünebiliyoruz. Bu da hani iki nakil yapılan bir hastalık grubu. Gene multiple miyelom dediğimiz hastalıkta ardışık nakiller, iki tane otolog arkasından allojeneik şeklinde yapılabiliyor uygun hastalar için. Bunlar için tabii değerlendirme kriterleri oldukça fazla. Hı hı. Yani hem naklin şekli değişebiliyor başarısızlıkları ya da nüksleri önlemek açısından. Hem de gerekirse hastanın hani başka şansa da açık olması sağlanıyor aslında. Buradan hani umut verici bir tedavi olduğunu tekrar seyircilerimize hatırlatmak istiyorum. Peki komple tedavide başarılı olunmuş bir hastada daha sonra bir lenfomada, akut lösemide tekrarlanma riski nedir? Yıllar geçtikçe bu risk oranı oldukça düşüyor. Genellikle bir 5 yıl gibi bir ortalama zaman söyleyebiliyoruz. 5 yılın sonunda artık kür olduğunu hastanın, eğer hastalığı nüksetmezse. Bundan sonra karşılaştığımız hastalığın başka bir kökenli olabileceği, aynı hastalığın tekrarı olmadığını söyleyebiliyoruz. Ama 5 yıla kadar hastalık nüksü her sene artmakla birlikte her zaman
var. Kontrolleri ne kadar sürede bir yazı yapılıyor o zaman bu hastaların? Şimdi nakil sonrası ilk bir ayda haftalık kontrol, daha sonra iki haftada bir, daha sonra ayda bir, 6 ay 1 yıla kadar ayda bir görmeye çalışıyoruz hastaları. Bir yıldan sonra da hastanın durumuna göre 3 ay, 6 ay, 5 yıla kadar mutlaka senede bir kere değerlendirmek gerekiyor. Aslında şöyle oluyor bir hekim olarak da, hani kan da biliyorsunuz canlı bir organ olarak anılıyor. Hı. Ve hani kanla ilgili bir problem yaşandığında diğer belki hastalıklara göre daha sık tetkiklerle hani takip edilmesi gerekebiliyor. Bir de lösemi çok dinamik bir hastalık tabii. Yani bir hafta önce her şey normalken bir hafta sonra bir anda bütün kan tablosunu değişmiş görebiliyoruz. O yüzden hani takiplerin sık olması oldukça önemli. Şimdi geçen gün de bana gelen bir hastada yakaladığım bir şeyden ötürü işte genel tebabet bilginiz iyi olması gerekiyor ya, burada hani uzun süreli olan bir şişlik fark edip de hani ben de bir hematoloğa yönlendirdim kendisine. Aslında buradan şunun da mesajını vermek istiyorum. Sonuçta erken tedavi ve doğru tedavi hayat kurtaracaksa eğer, bazı kan rahatsızlıkları maalesef geç kalınmış şekilde de hani toplumda görülebiliyor. Siz buradan hani ne tarz bulgularla aslında size öncelikle başvurmaları gerektiğini söylerseniz seyircilerimize de katkımız olur. Şimdi tabii çok da böyle herkesi tedirgin etmek adına düşmeyen ateşim düşmedi acaba lösemi mi? Uzun süre devam eden düşmeyen ateşler, sık tekrarlayan enfeksiyonlar. Tabii ki işte diş eti kanaması, burun kanaması, vücudunuzda oluşan morluklar ve bunların tekrarlıyor olması. Sebepsiz morluklar tabii. Hani çarptım morluğum bir ay sürdü değil. Giderek artan halsizlik, hani kanınızın düştüğünün bir göstergesi olarak. Bunlar hani bir hekime başvurmanızı gerektirecek olgular. Yaygın kemik ağrıları. Söylediğiniz gibi büyümüş bir lenf bezi mutlaka hani... Önce bir hekim mutlaka görmesi gerekiyor, sonra da doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Gerekiyorsa hematolojiye, gerekiyorsa ilgili bölüme. Peki siz söylediniz, sizin en korkulan hastalığımız lösemiler dediniz. Şu anda genel olarak hani lösemilerdeki başarı şansı nedir bu? Başarı şansı oldukça iyi. %80'lere varan başarı oranları söz konusu nakil sonrası. Hani lösemileri hep ön planda söylüyoruz ama lenfomalar da artık günümüzde çok sık karşılaştığımız bir hastalık grubu. Dolayısıyla onlar da hani bizim büyük bir multiple myelom dediğimiz hastalık, gene nakille gelen hastaların çoğunu oluşturuyor. Bu hastalık gruplarının da bir şekilde hematolojiye yönlendirilmesi gerekiyor. Bazen multiple myelom en çok atlanan hastalık gruplarından biri. Yalnızca kemik ağrısıyla karşımıza çıkabildiği için hematolojik tablo değişmeden. Fizik tedavide, geç tanı farklı sebebi. Yerlerde zaman kaybediyor hastalar. Mutlaka hani akılda bulundurulması gereken bir hastalık. Hı hı. Aslında biraz da başvurdukları hekimlerin de hani bu konuda bilgili olması önemli. Ve yani akıllarına gelmesi gerekiyor. Sırt ağrısı olan bir hastanın multiple myelom olabileceği mutlaka hani bir fizik tedavi hekiminin aklına gelmesi gerekiyor. Bu tarz hani hangi bölgedeki ağrılar bunun için bir sinyaldir? Genellikle vertebraları tutan bir hastalık olduğu için yastık kemikleri vertebraları tutuyor. En çok hani sırt ağrısı nedeniyle özellikle genç yaş grubu, ileri yaş grubunda daha çok akıla geliyor da genç yaşta çok akıla gelmiyor. O yüzden hep böyle kas ağrısı, fibromiyalji gibi ön tanılarla bir şekilde zaman kaybediyorlar. Ama MR çekildiği zaman MR'da bulgusu çok tipik. Mutlaka hani ön tanı konulabiliyor. Tanısında ayırt edilmesi için aslında MR'a ihtiyaç. Kemik tutulumları için tabii, yani sırt ağrısından başladığımız için söylüyorum. Tabii ki tek tanı yöntemi o değil. Peki. Yine şunu düşünecek olursak, peki bu tarz tedaviler alan hastalardaki başarı şansını hastanın kendisine de nasıl davrandığı etkiliyor mutlaka ki. Siz kemik iliği nakli gerçekleşmiş birinin nasıl yaşaması gerektiğini öneriyorsunuz? Şöyle hani hastalara kemik iliği nakli anlatırken ben şöyle söylüyorum. Nakille birlikte hayatınızda bir düğmeye basacaksınız ve hayatınızı hani yaklaşık bir yıl kadar biraz durduracağız biz. Bir milat. Evet, bir yıldan sonra tekrar normal hayatınıza geri döneceksiniz. Belki biraz daha erken. Çünkü kemik iliği nakli sonrası her zaman fırsatçı enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi uzun bir süre baskılı olduğu için toplumdan kazanılmış enfeksiyonlar.
Kemikliğin nakli çok masum bir tedavi seçeneği olmadığı ve uzun vadeli yan etkileri olabildiği için korunaklı bir hayat, farklı bir beslenme türü, genellikle hani enfeksiyon riski oluşturacak beslenme şekillerinden kaçınmak. Kullandığımız ilaçların yan etkileri nedeniyle böbreği ve karaciğeri koruyucu bir beslenme tarzı edinmek önemli. Ne kadar hareketli olursanız, ne kadar sağlıklı beslenirseniz bu süreci daha rahat atlatabiliyorsunuz. İyileşme sürecine çok daha hızlı girebiliyorsunuz. Yani hastaların bağışıklıklarının daha topluma göre zayıf olduğunu kabullenmeleri gerekirse, bir tokalaşırken evet, bile bir hani öpüşürken öyle. Bile hani dikkat etmeleri gerekiyor. Sizi seven evinize gelmesin, hasta bir kişiyi yanınıza yaklaştırmayın. Evin ortamını biraz değiştiriyoruz, işte evcil hayvan, çiçek vesaire, halı, onları evden kaldırıyoruz ki olası tüm enfeksiyonlardan koruyabilelim hastaları. Peki ben biraz başa döneceğim. Bu kan rahatsızlıklarından, yani bu korkulan rahatsızlıklardan korunmanın yolu var mı? Korunmanın yolu var mı? Yani birebir bir etken söyleyemiyoruz ama biliyoruz ki radyasyon önemli bir etken. Kişinin kendini koruması değil de tabii ülkenin bir takım önlemler alması gerekiyordu belki zamanında. Şimdi Karadeniz yöresinde artan lösemi ve lenfoma nedeniyle. Beslenme bir koruyucu yöntem değil. Toksik maddelerden uzak durmak belki. İşte sanayi çalışanlarında biraz fazla görülüyor. Benzen kullananlarda, işte koltuk sanayi, lastik sanayi, araba sanayinde çalışanlarda. Meslek hastalığı gibi değil ama onların kemikliğine toksik olduğunu ve lösemi riskini artırdığını biliyoruz. Kemoterapiler bazen başka bir nedenle aldığınız kemoterapiler uzun vadede lösemiye neden olabiliyor ya da miyelodisplastik sendroma neden olabiliyor. Yani bildiklerimiz bunlar ama bilmediklerimiz çok fazla. Bir makalenin sonunda şöyle yazıyor, hani hiçbir nedeni yok, kötü şans. Evet, bir, yani kötü şans hala ilk sıradaki şey, hayattaki kötü şansınız bu tür bir hastalığa yakalanmak. Yani bütün hastalıklar için huylu, belki geçerli. Kötü huylu bütün hastalıklar için evet. Özellikle ilk söylenen şey oluyor. Peki ailevi geçiş nedir bu rahatsızlıklarda? Ailevi geçiş tanımlanmış değil. Hani lösemi olan birinin çocuğuna lösemi geçirmesi ya da miyelom olan birinin çocuğuna miyelom geçirmesi ya da kardeşlerin birlikteliği, yani meme kanseri, mide kanseri gibi tanımlanmış bir durum yok. Ama şöyle aileler bildiriliyor, işte lenfoid kökenli malignitelerin görüldüğü, işte bir aile bireyinde miyelom, bir aile bireyinde lenfoma, bir aile bireyinde KLL gibi. Farklı tiplerde ama aynı hücre kökeninden kaynaklanan maligniteler bildiriliyor. Ama ailevi geçişi, genetik geçişi yok. Ama hastalıkla birlikte ortaya çıkan genetik bozukluklar var. Bunlar da zaten. Mesela KMLA hastalığında 9-22 translokasyonu gibi Philadelphia kromozomu dediğimiz kromozom. Lösemilerde ortaya çıkan inversiyon 16-8-21-15-17, bunlar hastalıkla birlikte gelen genetik bozukluklar. Aslında hematolojik rahatsızlıklarda da bazı genetik parametrelerin hani çalışıldığı bir dönemdeyiz. Daha öncesinden de hesaplanabilir olma kısmı var diye. Yok, hastalık öncesi hani herkese tarayalım, bu hasta lösemi mi olacak? Tabii. Öyle bir sistem yok tabii ki. Ama çok meraklı olan hani hastalıkların klonla bazı şeylere baktırabilme. Evet, öyle gelenler oluyor ama öyle bir tarama sistemi yok tabii ki. Anlıyorum. Peki böyle bir rahatsızlığa sahip olan birisi tam olarak nasıl yaşamalı? Yani mesela İstanbul'da yaşamalı mı? Gebe kalmalı mı? Mesela bir kadın bir hani hasta kemikliği nakli oldu diyelim. Böyle bir rahatsızlık geçirdi diyelim. Ya da bunu yapacaksa bile ne kadar hani süre sonra yapmalı? Yani yaşam alışkanlıkları ve dediğim gibi hani gebelik konusunda özellikle bir açmak istiyorum. Şimdi şöyle, her türlü kemoterapi aslında kısırlık riskiyle birlikte getiriyor. Dolayısıyla tabii ki hastalığa tanı konulduğu an ve sonrasındaki önceliğiniz neyse. Şimdi allojeneik nakil %90'ın üzerinde kısırlıkla sonuçlanan bir tedavi yöntemi, hem erkek için hem kadın için. O yüzden
Kullandığımız yüksek doz kemoterapiler löseminin ilk tedavisinden başlayarak eğer hastalığa tanı koyduğunuz zaman fırsatınız varsa erkekler için sperm dondurma işlemi öneriyoruz. Kadınlar için durum birazcık daha tabii zahmetli, yumurta toplamak ya da over dokusu saklamak gibi bir yöntem kullanmak gerekiyor. Bunu kemoterapi öncesi yapmak mümkün olmadığı için genç hastalarda, çocuğu olmayan bayanlarda nakil öncesi mutlaka bunu öneriyoruz ileride çocuk sahibi olabilmeleri için. Doğal yollardan nakil sonrası gebelik pek söz konusu değil. Dolayısıyla hani öncesinde mutlaka bu durumu değerlendirmek ve ilgili hazırlıkları yapmak gerekiyor nakilden önce. Olduğunda ne gibi riski var acaba? Olmuyor. Olmuyor zaten. Evet, infertil oluyorlar. İnfertil oldukları. İnfertil oluyorlar. Tamam, şimdi anladım konuyu. Peki bu kemik iliği naklinde şunu söyleyebilir misiniz? 5 yıl önce başka bir teknoloji vardı, şimdi başka bir teknolojiyle yapıyoruz gibi. Yani değişen tabii. Teknolojiler neler? Değişen çok şey var tabii ki. Ben ilk hematolojiye başladığımda hani yalnızca kemik iliği toplayabiliyorduk. Çünkü aferez cihazları daha gelişmemişti. İşte disposable kemik iliği aspirasyon iğneleri yoktu. İşte sterilizasyondan gelen toma iğneleri vardı. Çok kalın ve zahmetli işlem yapılabiliyordu. Toplama torbaları yoktu. İşte çanaklar içine kemik iliği toplanırdı. Şimdi toplama torbaları var kemik iliğini toplamak için. İşte filtre sistemleri var. O zaman ille hesap yapılırdı. Şimdi akım sitometriyle işte hücre yüzey antijenine göre kök hücre miktarını bulabiliyoruz. O zaman mononükleer hücre yüzdesi üzerinden hesap yapılırdı. Kateterler daha gelişti. İşte hastalara kalıcı kateter koyabiliyoruz. Dolayısıyla uzun süre damar yolu sorunu yaşamıyoruz. Çok fazla damar yolu girişi yapmıyoruz. Kök hücre, yani kemik iliği topladığınız zaman eritrosit arındırabiliyorsunuz, CD34 seleksiyonu yapabiliyorsunuz ya da hücre zenginleştirebiliyorsunuz. Mezenşimal kök hücre elde edebiliyorsunuz bir takım yan etkilerin tedavisinde. Teknoloji hematolojide ayrıştırabiliyorsunuz artık. Yani. Hematolojiye çok şey kattı teknoloji tabii ki. Bunları duymak da tabii ki hem hekim olarak hem de diğer hastalarımız için bizi memnun ediyor. Peki burada görülebilecek yan etkiler, hatalar nelerdir böyle bir nakil sırasında olabilecek? Nakil sırasında tabii HLA sistemi üzerinden çalıştığı için aslında burada bizim için en önemli şey alıcı ve vericinin doku testlerinin çok doğru yapılmış olması. Bunun için de zaten akredite merkezler baz alınıyor. HLA testlerinin sonuçlarını bize veren merkezlerden alıyoruz. En önemli kriterlerimizden biri bu. Kan grubu uyumu aramıyoruz. Ama HLA uyumu bizim için çok önemli. Çünkü hem graftın reddi açısından hem de nakil sonrası ortaya çıkacak yan etkiler açısından çok önemli. Çok masum bir tedavi değil dedik. HLA ve uyumu olmasına rağmen aslında immün sistem aracılıklı bir immün terapi olduğu için de hastalığı tedavi ederken vericinin immün sistemi alıcıya da saldırabiliyor. En büyük yan etkilerimizden biri graft versus host hastalığı dediğimiz graftın hastaya saldırması. Ölümcül olabilecek bir yan etki belli bir seviyenin üstünde. Bunlar hani kemik iliği nakil sonrası hastalığın hastalıksız olsa da kemik iliği naklinin kendine özgü yan etkileri nedeniyle hastanın hayatına mal olabilecek bir takım yan etkiler. Peki bu yan etkiler gözüken hastalarda tekrar kemik iliği şansı var mıdır? Bunlar iyileşmeden tekrar yeni bir nakil yapmak her zaman mümkün değil. Bu ne kadar bir sürece tekabül eder? Akut ve kronik olmak üzere iki tane süreci var. Akut dediğimiz dönem ilk 3 aylık süreç. Kronik dediğimiz dönemde işte 3 aydan sonraki süreçtir. Kronik graft versus host hastalığı yıllar içine yayılabilecek bir hastalık. Yani hastada 3 yıl sonra da görebilirsiniz. Sonra da, evet. Ömrü boyunca nakile bağlı bu yan etkilerle de savaşabilir. İkinci bir hastalık kazanmış oluyor adından da anlaşıldığı üzere. Bir takım cilt bulgularıyla, ağız yaralarıyla, karaciğer testi bozukluklarıyla, biraz önce işte bayanlarda gebelikten bahsettik, vajinal kuruluk, vajinal yapışmalar gibi insanların normal hayatını olumsuz etkileyecek pek çok yan etkisi olabilecek bir tedavi aslında. Peki kemik iliği sürecinde
hastadan kaynaklı başka bir faktör olabilir mi? Hani bu daha sonradan hani 3 yıl sonra mesela kronik bir red çıkması. Kronik süreç için şöyle daha çok vericiyi burada baz alıyor. Hastalığı değil de işte vericinin çok doğum yapmış bayan olması, alıcı verici arasındaki kan gruplarının uyumsuzluğu. Vericide bazen olan bir takım hastalıklar alıcıya geçebiliyor, bir takım alerjik reaksiyonlar vesaireler. Dolayısıyla hani vericiyi değerlendirirken de ayrı bir kısmı var tabii. Hepsini burada söylemek çok mümkün. Bir hafızası var. Evet, yani immün sistemin bir hafızası. Dolayısıyla bunları her zaman çok öngörebilemiyoruz. Bir tek doku uyumunda bunu öngörebiliyoruz. İşte %100 uyumlu vericiyle %90 uyumlu verici, %90 uyumlu vericide bu reaksiyonu daha fazla görebiliyoruz. Eskiden haploidentik nakilden bahsettik. Eskiden haploidentik yani %50 uyumlu nakillerde çok görülürdü ama şu anda onların nasıl yapılacağı çok iyi belirlendiği için onlarda daha az görüyoruz. Tabii ki bunu önlemek için kullandığınız tedaviler de çok önemli. Herkesin standartı var ama bu standartlar yeni çıkan ilaçlarla, yeni bulunan yöntemlerle de değişiyor. Dolayısıyla bu oranı mümkün olduğunca aşağı doğru çekmeye çalışıyoruz. Hematoloji uzmanı Profesör Doktor Ender Soydan'ı ağırladık. Çok derin bilgiler aldık yine sizden. Kemik iliği konusunda A'dan Z'ye eminim sorularımı sordum size. Buradaki izleyicimiz de duyulur. Gördüğünüz gibi tıpta teknolojiler çok iyi noktalara gidiyor. Akredite hastanelerde uzmanlarla birlikte yapacağınız tedavilerle başarı şansı çok yükselmiş durumda. Biz az sonra tekrar devam ediyor olacağız. Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Hakan Seçkin'den açıklamalar geliyor. Beyin pili hangi hastalıklarda uygulanabilir? Pisleme hastalığının beyin piliyle tedavisi mümkün müdür? Beyin pili Parkinson hastalığında ne zaman uygulanmalıdır? Beyin pili ameliyatlarının distoni hastalığındaki yeri nedir? Sadece Parkinson değil de başka hastalıklarla devam eden bir süreçse eğer bu beyin hastalığı. Hepsi ve daha fazlası şimdi. Heverev Sağlık Programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğum da beyin, sinir ve omurilik cerrahisi Doçent Doktor Hakan Seçkin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkür ederim. Hemen size toplumda çok sık görülen ve görülmesinden daha doğrusu çok korkulan bir hastalığı sorarak başlamak istiyorum. Parkinson hastalığını biraz bize açıklar mısınız? Tabii memnuniyetle. Parkinson hastalığı beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksikliğiyle ortaya çıkan bir hastalık. Hareketlerde genelde yavaşlama söz konusu, katılık söz konusu, sertlik söz konusu, mimiklerde azalma söz konusu yüzde. Elde para sayar tarzı bir tremorla, titremeyle beraber giden bir hastalık. Çok nadir bir bölümü gençlerde de görülebiliyor ama esasen daha ileri yaşların bir hastalığı, kronik bir hastalık, uzun süreli bir hastalık, dejeneratif bir hastalık yıkımla gidiyor ve süren bir olay. Yani kesin bir tedavisi maalesef henüz olmayan bir hastalık. Peki hani hangi yaşta görülme olasılığı fazla, ilk bulgusu nasıldır? Yani kimler kendisinde Parkinson olabilme ihtimalini düşünmelidir diyeyim. Şimdi yakın zamanda yapılmış çalışmalar herkeste olabilecek müpem bir takım belirtilerin Parkinson'dan erken başladığını da gösterdi. Uyku bozuklukları gibi, kabızlık gibi. Daha çok 55-60 yaşlarından sonra ortaya çıkıyor. Seste incelme, depresyon, yazıları küçük yazma gibi belirtiler, uyku sorunları özellikle ve işte gelen psikiyatrik sorunlar ki en önemlisi depresif ruh halidir. Bunlarla yavaş yavaş ortaya çıkan aslında belirgin bir görüntüleme bulgusu olmadığı için de hani bulgular oturduktan sonra belki doktora gidilip tanı konulabilen bir hastalık. Peki erken yakalanabiliyor mu hastalık? Şöyle tabii kişinin kendi belirtilerinin ne kadar farkında olduğuyla ya da ailenin hani yakın gözlemiyle ortaya çıkıyor. Çünkü dediğim gibi bir muayene, muayene beraber belirtilerin bulgunun ortaya konması. Hani görüntüleme ile ilgili çalışmalar var ama bunlar daha çok araştırma düzeyinde. Yani siz bir film çekip, MR çekip bu hastada Parkinson var diyemiyorsunuz. Parkinson'a benzer durumlar oluşturan şeyleri eleyebiliyorsunuz ama Parkinson tanısı için o belirtilerin hastanın kendisi ya da yakın çevresi tarafından gözlenmesi ve bir şeylerin ters gittiğinin anlaşılması gerekiyor. Peki Parkinson'da unutkanlık var mıdır? Unutkanlık belirtilerden biri olabilir tabii ama esas psikiyatrik belirti
daha çok depresif ruh halidir. Ama bazen mani dediğimiz depresyonun tam tersi, taşkınlık hali olabilir, sanrılar görülebilir, hezeyanlar ortaya çıkabilir ya da anksiyete dediğimiz kaygı durumu ortaya çıkabilir. Bunlar daha sık rastlanıyor. Yani da çok giyinip çok alışveriş yapan birisi haline de gelebilir galiba. Evet, evet. Mani durumunu söyleyelim buradan izleyicilerimize. Peki Parkinson hastalıklarında yeni tedavi yöntemleri nelerdir? Şimdi şöyle, Parkinson hastalığında tabii dopamin maddesinin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıktığı için hastaların çoğu ilk önce bir ilaç tedavisinden fayda görürler. Yerine koyma tedavisinden 3 aşamalı bir ilaç tedavisi vardır. Son aşamada dopamin kullanılıyor. Ondan önceki aşamalarda benzeri ilaçlar, benzeri etki veren ilaçlar tercih ediliyor. Bu ilaçların doz olarak yeterli miktarda ve sürede kullanılmasına rağmen yeterli gelmedikleri, hastalığı iyi edemedikleri ya da ilaçlara bağlı olarak da kasılma, hareket bozuklukları gibi durumların ortaya çıktığı koşullarda bu sefer işte daha yeni bir, yeni demeyeyim de daha modern bir tedavi yöntemi olan derin beyin stimülasyonu dediğimiz, halk arasında beyin pili olarak bilinen tedavi güncel ortaya çıkmakta. Peki ne zaman uygulayabiliyoruz Parkinson hastalarına beyin pilini? Özellikle her ne kadar erken dönemde, hastalığın erken döneminde uygulanmasının da yararlı olduğunu gösteren çalışmalar var. Ama özellikle tıbbi tedaviden yarar alınamayan bir dönemde, özellikle tıbbi tedavinin 5. 6. yıllarında ya da dediğim gibi ilaçların dozu yükseltildiği için yan etkilerin sık görüldüğü koşullarda beyin pili uygulaması güncele geliyor. Peki bu beyin pilini nasıl takıyorsunuz ya da yerleştiriyorsunuz diye sizden bu cerrahi işlemi beyin biraz pili, alsak? Ameliyatı aslında şöyle, uyanık bir ameliyattır öncelikle. Yani bir süre alır ama uyanık yapılan bir ameliyattır. Hasta öncelikle gelir, kafasına bir çerçeve yerleştirilir. Bu çerçevenin amacı, üzerine de bir yay konur. Bunun amacı 3 boyutlu uzayda tam olarak nokta hedef belirlemek. Parkinson'da sonuçta hedefimiz 2-3 milimetrelik bir anatomik bölüm. Bir basket topu düşünün. Topun içinde 2-3 milimetrelik bir noktayı belirlememiz gerekiyor. Ve tam oraya hassas, herhangi bir damar yapısına ya da başka bir yapıya hasar vermeden oraya doğru ilerleyip elektrotları oraya yerleştirmemiz gerekiyor. Ameliyat sırasında bir yandan doğru yerde miyiz acaba diye ölçümler alırız. Mikroelektrot kayıt dediğimiz yöntemle bu ölçümlerle istemediğimiz yerlere gitme şansını zayıflatırız ya da sıfırlarız. Ve doğru yerde olduğumuzdan da emin olmak için en son uyarılar da veririz. Uyarılara bağlı olarak da hastalarda bir takım yan etkilerin ortaya çıkıp çıkmadığına bakarız. Çünkü istemediğiniz bir görme alanına ya da hareket alanına gitmek istemezsiniz. Hedeflediğiniz yerde olmak istersiniz. Varmak istediğiniz noktaya tam olarak varmak istersiniz kesinlikle. Hı hı. Çünkü beyinde boş bir alan yok. Yani yaptığınız hata her yer bir işe yarıyor. Sizi affetmez, evet. Daha sonra bu elektrotların yerleştirilmesi aşaması bittikten sonra hasta uyutulur. Ve kimi zaman hemen aynı seans içindeki biz öyle yapıyoruz. Bazen 3-5 gün sonra, bir hafta sonra tekrar cerrahi alıyorlar. Hasta uyutulur ve bu elektrotlar cilt altından köprücük kemiğinin altındaki bir yere bir cep oluşturularak yerleştirilir, pile bağlanır. Oraya yerleştirilmiş pille birbirine bağlanır. Gerçekten de pille aslında çalışan bir şey mi? Tabii tabii, kalp pili gibi düşünün. Hı hı. Yani bu da bir çeşit pildir. Bir akım verir ve buna bağlı olarak da bir ömrü vardır. Hani bir zaman gelir biter. Şimdi tabii çok uzun süre dayanan piller de çıktı. Ya da yeniden ameliyata gerek kalmadan dışarıdan şarj edilebilen piller de çıktı. Aslında çok güzel bir ameliyattır, zevkli bir ameliyattır ameliyat olarak. Hastayla iletişim kurularak, hasta ameliyat sırasında muayene edilerek yapılan bir ameliyat. Ondaki değişiklikleri an beyan görmek, özellikle bu tremorun, titremenin anında durmasını falan gözlemlemek daha ameliyat esnasında tabii. Peki o şeyi merak ettim, hani siz dediniz ya 2-3 milimetrelik alanda çalışıyoruz diye. Ola ki o 2-3 milimetre azıcık yanına yerleştirildi bu pil diyelim, hani o zaman ne gibi bu bulgu gözlemliyorsunuz? Allah, hangi beyin bölgesine, çünkü özellikle trafiğin yoğun olduğu bir bölgedesiniz, hata yapma şansınız yok. Görme ile ilgili bozukluklar, göz hareketleri ile ilgili bozukluklar, konuşma ile ilgili bozukluklar, kuvvetle ilgili bir takım arızalar ortaya çıkabilir. Çift görme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Zaten ameliyat sırasında bir nörolog hastayı muayene eder.
ve bir takım yan etkilerin ortaya çıkıp çıkmadığını ve de doğru yere gidip gitmediğimizi, belirtilerin pil yerleştirmeyle beraber ve uyarımla beraber yavaş yavaş ortadan kalkıp kalkmadığını gözlemler. Bunu da bize iletir. Yani biz sadece hastayla değil, aynı zamanda onu muayene eden hekimle de bir ekip halinde çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir hani yan etki olasılıklar yan etki mevzu olasılığı tabii her zaman için yanlış yerleştirme bir risk. Benim başıma henüz gelmedi ama bu bir risk. O riski sıfırlamak lazım. Yani en aza indirmek lazım. Çünkü dediğim gibi sıkışık bir bölge, yoğun bir bölgede çalışıyoruz. Yanlış bir yere gitme şansımız yok. Peki dolayısıyla hastalar sonuçlarını hemen ameliyattan sonra dediğiniz üzere görmeye başlıyorlar. En çok da titremeye karşılık mı ilk bulgusunu almış oluyor beyin pili takıldıktan sonra? Şöyle ameliyat sırasında elektrot etkisiyle doğrudan bir iyileşme görülüyor. Ama pilin açılması hemen olmayabiliyor. Birkaç gün sonra pili açabiliyoruz. O süre içinde hasta ilacını kullanıyor. Ve daha sonra pili açtığımızda ilaçları yavaş yavaş azaltıyoruz. Ve pilin etkisi tamamen yerleştikten sonra da uygun dozda gene bir idame alıyor hastalar. Ama sonuçta hastaların en erken dönemde görülen, hani ameliyat sırasında görülen belirtileri elektrot yerleştirmesine bağlı olan belirtiler. O andaki uyarıma bağlı olan iyileşme. O andaki şey kalıcı değil. Daha sonra pili açtığımızda olan kalıcı iyileşme. Peki bu pil ayarlanabilir bir şey mi? Tabii. Bunu da merak ediyorum. Tabii bu yıkımla giden bir hastalık dedik. Dolayısıyla hani yerleştirdiğiniz, elektrot yerleştirdiğiniz pili ilk taktığınız anda orada belli bir hücre nüfusu var. Fakat o hücre nüfusu giderek azalmaya ve yıkıma uğramaya eğilimli. Dolayısıyla zaman içinde sizin verdiğiniz akım yetmeyebilir. O nedenle dışarıdan, cildin tamamen üstünden bir aletle pilin akımını ayarlamamız, belli yerlere akım verip belli yerlerden akımı geri çekmemiz mümkün. Yani o elektrodun ucunda dışarıya akım veren birkaç tane bölge var. O bölgelerden bazılarını kapatıp bazılarını açabiliyoruz ve akım şiddetlerini değiştirebiliyoruz. Çok ince ayarlar yapmak mümkün. Peki bu konu çok ilgimi çekti haliyle. Eminim sadece Parkinson hastalığında kullanılmıyordur beyin pili. Başka hastalıklarda, hangi hastalıklarda ya da yeri var diye size sorayım. Şimdi yaygın olarak kullanıldığı hastalıklar aslında toplam 3 tane en sık kullanıldığı. Parkinson hastalığında çok yaygın olarak kullanılıyor. Titremeyle giden tremor hastalığında, esansiyel tremorda kullanılıyor. Bazen sekonder tremorda da kullanılıyor. Bir de kasılmayla giden distoni dediğimiz hastalıkta kullanılıyor. Bazı nöropsikiyatrik hastalıklarda da pil kullanımı var söz konusu. Farklı beyin bölgelerine yerleştirmek üzere. Ama en sık bu 3 hastalıkta. Epilepside yeri var mı? Epilepside farklı bir pil çeşidi var. Kullanım klinik olarak hastanın geçirdiği nöbet cinsine, hastanın nöbetin başladığı yere, baskılanması gereken yere göre değişiyor. Ama en sık bu dediğim 3 bölge. Peki saydığınız hastalıklardan titreme hastalığında nasıl uygulanıyor? Titreme hastalığında... Ya da titreme hastalığının hangi seviyesindeki, yani kimlere uygulanabiliyor? Şöyle, yani gündelik yaşam aktivitesini aldığı ilaçlara rağmen normal yaşam aktivitesini sürdüremeyen, ilaçlardan o düzeyde yararlanamaz hale gelmiş insanlarda pil bir seçenek. Yani öncelikle tıbbi tedavisini alıyor ama tıbbi tedavinin yetmediği durumda o zaman derin beyin stimülasyonu ya da beyin pili devreye giriyor. O hastalarda kullanılması gerekiyor. Ya zaten şöyle düşünüyorum hani bir hekim olarak da Parkinson hastalığında ya da titreme hastalığına sahip olup da ileri seviyede titremesi olan birisi ne bardak tutabiliyor ne kendini tıraş edebiliyor ne araba kullanabiliyor. Yani gerçekten hayat standardı çok kötü bir noktaya gelmiş oluyor yani hiçbir şeyini kendi başına yapamaz hale gelebiliyor. O yüzden galiba bu tedavi bu tarz hastalar için çok yüz güldürücü olsa gerek ve uzun da süre kalıcılığının olduğundan bahsettiniz. Kesinlikle. Zaten en önemli şey hastanın yaşam kalitesini ona zarar vermeden normal sürdürebilmesini sağlamak. Hiçbir zaman hastalıktan önceki hallerine dönemeyebilirler. Ama en önemli şey kendi bakımlarını yapabilir. Hatta gündelik aktivitelerini yapabilir. Spor yapabilir. İşlerine gelip gidebilir, üretken bir hayat sürmeye devam edebilir durumda tutmak insanları. Önemli olan bu. Ve bunu da mümkün olduğunca uzun süre yapabilmek. Hastaların ömürlerine kalite katmak. Normal hayat sürdürebilmenin yollarını açmak onlar için. Yani sinir dejenerasyonu bozulmasını yerine getirmeyecektir ama aslında o sinirlerin yerine beyin pili
yani çalışarak o yapmaları gereken hareketleri daha iyi yapmalarını sağlayacaktır diye böyle hani kafada canlandırmasını istedim seyircilerimizin. Peki titremedeki yerini sordum, Parkinson'dakini sordum. Siz bir de distoni rahatsızlığında evet. kullanılabiliyor dediniz. Onu biraz anlatır mısınız? Kasılmayla giden bir hastalık. Gövde ya da ekstremitelerde gene yaşam kalitesini bozan bir hastalık. Gündelik yaşam aktivitesini sürdürmesini engelleyen bir hastalık insanların. Onlarda da ilaç tedavisi var. Ama ilaç tedavisinin yetmediği yerde dediğim gibi gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için, normal bir insan gibi yaşamalarının önünü açmak için derin beyin pili takılması endikedir, gereklidir. Peki böyle bir beyin pilini takılmış olması Parkinson'da da mesela depresif olurlar dediniz hani. O tarz psikiyatrik durumlarında daha iyi getirmiş olur mu? Psikiyatrik durumlarına da etki ediyor evet. Çünkü dopamin eksikliği sonuçta bu. Ama her belirtiye farklı oranda etki eder. En çok etki ettiği eğer ilaçtan da fayda görüyorsa titremedir. Ama onun dışında diğer belirtilere de değişen oranlarda etki eder. Diğer belirtileri mesela yani diğer dediniz ön çok titremeye etki etti. Evet. Yavaşlama, hareketlerde yavaşlama, mimik olmaması gibi belirtilere de etki eder. Zaten bizim hastaların özellikle şikayet ettikleri şey tremorun yanı sıra, parasayar tarzı tremorun yanı sıra, titremenin yanı sıra katılık, hareket edememe, hareketlerde yavaşlık, bir hareketi başlatamama, sürdürememe. Dolayısıyla onların fayda görmesi hastanın yaşam kalitesini çok olumlu yönde etkiliyor. Peki kimler uygun değildir beyin pili takılmasına? Şimdi eğer ileri derecede gövde ya yani vücudunuzun bütünlüğüne yönelik bir hastalık varsa, yani çok ciddi ağır bir kalp yetmezliği olabilir, kanamayla giden sorunlar olabilir ya da beyinde yapısal hasar da varsa beraberinde, damar tıkanıklıkları varsa, su toplanması varsa, başka sorunlar varsa, sadece Parkinson değil de başka hastalıklarla devam eden bir süreçse eğer bu beyin hastalığı özellikle onlara takılamıyor. Hı hı. Onun dışında yaş bir sınır olarak düşünülüyordu genel olarak. Ama genç nüfusla yaşlı nüfusun ameliyat sonrası sonuçları açısından bir farkları açıkçası yok. Yaşlı nüfusta %1-2 oranında yan etkiler yani komplikasyonlar, ameliyat komplikasyonları biraz daha fazla görülebiliyor. Kanama, pıhtı, enfeksiyon gibi şeyler. Ama sonuçta genç yaşlı eğer hasta ameliyata uygunsa ve yapısı itibariyle eşlik eden hastalıkları itibariyle ameliyata onay veriliyorsa bu hastanın hepsinde pil takılabilir. Peki bu pilin teknolojik olarak bir değişimi oldu mu? Yani mesela bu ameliyatlar ne kadar süredir yapılıyor? Daha önceden farklı bir teknik ya da teknolojiyle mi yapılıyordu? Bir süreçten şöyle tabii, bahseder miyiz? Tabii pil teknolojik olarak evrildi hiç kuşkusuz. Hı hı. Özellikle daha uzun süre çalışabilen ve de dışarıdan şarj edilebilen piller, pillerin ortaya çıkması bu konuda çok önemli. Dışarıdan bir şey. Nasıl şarj ediliyor? Bir kemer gibi belinize taktığınız bir cihazla sürekli olarak dışarıdan şarj edebiliyorsunuz pili. Oldukça işe yarar bir yöntem. Eskiden belli bir süre pilin ömrü bittikten sonra pil zayıfladıktan cep telefonu gibi düşün. Ne kadar çok kullanırsanız, ne kadar çok akım gerekirse o kadar çabuk biter. Bir ameliyatla değiştiriyorduk pili ki büyük bir ameliyat değildi gerçi. Ama yine de sonuçta bir ameliyattı. Şimdi özellikle dışarıdan şarj edilebilen pillerin gelişmesiyle ortaya çıkışıyla beraber pil ömrü çok uzadı. O nedenle de hastaların daha az ameliyat olmaları ve daha rahat bayağı sürdürmeleri mümkün. Yaklaşık ne kadar sürüyor bu pil ömrü? Eğer ondan ki akıma göre değişebilir ama eskiden ortalama 5-7 yıl olan pil ömrü şimdi 10'lu yıllara ve üzerine doğru çıkmış durumda. Performansında gene de bir değişim oluyor mu pillerin? Yani siz değiştirilmeyi mi öneriyorsunuz bu süreçlerin sonrasında yoksa şarj edilebilir pilleri mi öneriyorsunuz? Yani şarj edilebilir pillerin kullanılması aslında tekrar ameliyat olmasını engellemesi açısından iyi bir şey. Hani sonuçta teknolojik bir olay. Yapısal bir sorun çıkar, başka bir şey olursa değiştirilmesi yapılır. Çok da zor bir ameliyat değildir dediğim gibi basit bir ameliyattır nispeten diğer ameliyata göre. Ama hani eğer dışarıdan şarj edilebilen pil avantajınız varsa, tekrar ameliyat olmak istemiyorsanız o zaman onu tercih edersiniz. Bu da çok mantıklı bir tercih.
Bir şey daha merak ediyorum. Böyle bir şeyi taşıyınca nasıl kalp pili olduğunda bazı cihazlara giremez hasta, bazı yerlerde ses verebilir. Beyin pilinde de mi böyle midir? Şimdi en çok tabii MR uyumlu piller çıktı yeni. Yani MR'a uymuyordu. Dolayısıyla da hastaları MR'dan uzak kalmalarını öneriyorduk. AVM'ler gibi girişte bu manyetik alan, güvenlik kontrolü olan yerlerden geçmemelerini öneriyorduk. Havaalanlarında o alanlardan geçmesinler diye ellerine rapor veriyorduk pilleri etkilenir diye. O önemli. Şimdi onun, değişti galiba. Gene öneriyor. Yani MR uyumlu piller sorun değil. Yani onlar MR uyumlu oldukları için manyetik alandan etkilenmiyorlar. Ama pillerin eğer MR uyumlu değilse taktığımız pil, ki hepsi öyle değil, duruma göre değişiyor. O zaman yine oralardan uzak durmalarını istiyoruz. Tabii spor yapmalarının önünde falan bir engel yok. Araba kullanmaları çok fazla tavsiye edilmiyor pil takılan hastaların. Onun dışında gündelik... Bunun sebebi nedir? Ortaya çıkabilecek işte travma ya da başka sorunlarda hasta güvenliğinin risk altında olması gibi şeyler. O yüzden de çok fazla istenmiyor araba kullanmaları. Ama hani belki çok iyi bir trafikte, yanlarında biri olduğu takdirde bunu yapabilirler ama yine de çok fazla önerilen bir şey değil işin doğrusu. Ama yani bizim ülkemizde hani beyin tümörü ameliyatı çıkarıyoruz, yapıyoruz. Tümör çıkarıyoruz. Epileptik nöbet riski var. Araç kullanmalarını önermiyoruz ama yine de kullanıyorlar. Her zaman uyumuyorlar. Ben daha kötülerini de görebiliyorum bazen. Anjiyo yaptırmış, çıkmış hemen arabaya binen vesaire. Bir gün nöbet çıkışı öyle bir hasta çarpmıştı bana da anjiyo sonrası hemen. Çıktıktan sonra eski günleri yad etmiş oldum. Ben de 5-6 sene önce vesaireydim. Şöyle ki bir şey daha merak ediyorum. Bu peyin pili operasyonunu yaptınız diyelim. Hastayı mesela yatırıyor musunuz? Hemen taburcu mu? İşte ondan sonraki sürecinde dikkat etmesi gereken neler var? Şöyle, yani bu ayaktan yapılan bir şey değil. Sonuçta 2-3 gün hastanede kalması hastanın durumuna göre iyi fikir. Ama zaten 2 gün sonra çalıştırıyoruz demiştiniz. O cümlenizde yakaladım. Şöyle, takılan pili hastanın durumuna göre beklenebilir. Yani bir hafta 10 gün de beklenebilir. Hasta erken dönemde yakın kontrol altında. Ve pilleri açıldıktan sonra ayarı gene bir bizim ve nöroloji uzmanının eşliğinde hastanın klinik durumuna bakılarak yapılıyor. Ayarları ona göre yapılıyor, ilk ayarları. Hastayı iyi eden en düşük dozda başlamanız lazım. En düşük akım dozunda başlamanız lazım. O ayarlar yapıldıktan sonra toplamda bir 8-10 günlük bir süredir. Ama sürekli hastanede geçirmesi gereken bir süre değildir bu. Anladım. Onun haricinde peki hastada bu pilin tam çalışmama, tekrar ameliyata girme gibi riskleri var mıdır? Şöyle, özellikle kablo kopması, kablonun pilden çıkması, oynaması gibi durumlar çok çok düşük olasılıklarda, düşük risklerdir. Ama vardır, öyle olursa tabii tekrar ameliyat olması gerekir. Kafanın en çok da travmaya bağlı galiba bu dediniz. Olabilir, özellikle erken dönemde fazla boyun hareketi gereken işlerden uzak durulması lazım, boyunu çok esneten işlerden. Çünkü elektrot sonuçta boyundan geçerek köprücük kemiğin altındaki pile bağlanıyor. Yani o elektrot ayrılması, kırılması, kopması düşük de olsa bir risk. Oldukça düşük ama yine de bir risk. Dolayısıyla hasta uygun davranırsa çok fazla yeniden ameliyat gerektiren bir durum yok. Olmaz aslında. Peki pil değişimini gerektiren durumlar sadece şarj mıdır? Yoksa hastanın başka bir tanısının eklenmesi ya da var olan semptomlarının derecesinin değişmesi de mi pil değiştirmeyi gerektirir? Şöyle, pilin zaten akım ayarını yaptığınız takdirde pilin değişmesine gerek yok. Yani akım ayarına yanıt veriyorsa çalışan sağlıklı bir pilde pil değişimi diye bir şey söz konusu değil. Hastanın yani bu bölgede enfeksiyon ya da başka bir şey olmadığı sürece ama enfeksiyon bir risktir. Eğer enfeksiyon olsa zaten pille beraber elektrotların hepsinin çıkarılması, enfeksiyon tedavi edildikten sonra tekrar ameliyat edilmesi gerekir. Dolayısıyla erken dönemde pil değişimi gerektiren çok fazla bir durum yok enfeksiyon dışında. Pil bittikten sonra değiştirilir ya da işte herhangi bir nedenle arıza verirse. Peki pili en çok kullandığımız Parkinson dediniz, titreme hastalığı dediniz, distoniler dediniz. Şimdi pille ilgili yeni çalışmalar var mı başka rahatsızlıklarda aslında
hani kullanılması, denenmesi üzerine. Ya da siz şöyle bir şey de söylediniz. Bir de daha burada bahsetmediğimiz başka tipte piller de var dediniz galiba. Bunlardan, hani bu yeni teknolojilerden, yeni gelişmelerden bahseder misiniz? Şöyle, bir kere bazı tür psikiyatrik hastalıklarda, depresyonda, Tourette sendromu gibi böyle ani çığlık atma ve hareket etme ile ilgili bazı obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz hastalıklarda pil kullanımı var. Ama bir kere hani seriler olarak işte 5 vaka buradan 10 vaka buradan sunulan serilerin ötesinde yaygın kabul görmüş ve ülkelerin sağlık otoriteleri tarafından onaylanmış bir tedavi olması önemli. Çünkü bu şu anlamada geliyor, o ülkenin sigorta şirketi, sigortası bu pil ücretini karşılayacak. Oldukça pahalı. Dolayısıyla onaylanmış indikasyonlar dışında kullanabilirsiniz. Yani bu hastada Tourette sendromu var. Henüz tedavi edilemedi ve hastanın yaşamını çok bozuyor. O yüzden ben bu hastaya pil takacağım diyebilirsiniz. Ama bunun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmadığı durumlarda pil ücretini hastanın kendisinin karşılaması gerekebilir. Ya da özel bir izin çıkarttırmanız gerekebilir. Bu oldukça zor bir süreç. Çünkü dediğim gibi oldukça pahalı şeyler bunlar. O yüzden de şey yapmanız lazım. Hani daha böyle kabul edilmiş vakalar üzerine düşünmeniz gerek bence. Aslında bahsettiğiniz sendromla ilgili şu anda meşhur bir film var vizyonda. Joker diye bir film var, hani herkesin çok izlediği ve hasta bir anda işte çığlık atmaya, kahkaha atmaya başlıyor ve toplumda dışlanıyor da hani bu sebeplerden ve başka sebeplerden ötürü. Hani belki de bu tarz piller hani o tarz hastaların toplumdan da daha rahat hani kabul görmeleri ve artı diğer psikolojik tedavileri açısından, yani çift taraflı belki bir psikolojik tedavi açısından iyi olacak tedaviler diye özetleyelim isterim seyircilerimize. Peki şimdi yine de şunu hatırlatmak istiyorum. Bu tarz beyin pili tedavisi yapılsa da hastanın size mesela kontrolüne ne kadar sürede bir gelmesi gerekiyor? Siz çok uzun ömürlü diyorsunuz ama elbette herhalde Parkinson'da, distonide ya da titreme hastalığı gibi rahatsızlıklarda takılan beyin pili de olsa hastanın bir size rutin kontrollere ya da gelmesi gerekiyor mu? Onu da o şekilde sorayım. Şöyle, bizim genellikle cerrahiden bir ay sonra bir rutin kontrolümüz vardır. Hastanın son durumunun değerlendirilmesi açısından. Onun dışında hastalarda belirgin bir yakınma olmadan gelmezler. Ama yani sonuçta ben hastalarımı nereden baksanız bir 6 ayda bir görmek, düzenli, bir merhabalaşmak, nasıl olduğunu hal hatır sormak, durumunu bilmek isterim işin doğrusu. Peki beyin pili hakkında sizin hani başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle, benim hatırlatmadığım, sormadığım. Yok, genel bir şey söylemek isterim. Cerrahi her zaman için diğer tedavilerin yetmediği yerlerde devreye giren, bazen birinci tedavi olarak devreye girer ama kimi zaman da diğer tıbbi tedavilerin yetmediği yerde, özellikle bu hareket bozukluklarına önemli bir tedavi, çok önemli bir ilerleme, çok işe yarar bir ilerleme. O yüzden ben hastaların, hani kendilerini bilirler bu hastalar, özellikle kendileri ve aileleri hastalıktan çok muzdarip oldukları için. Hastaların ameliyatı da hani sonuçta bir ameliyattır ama ne olursa olsun hayat kaliteleri açısından, hayat kalitelerini yükseltmek açısından tıbbi tedavinin yetmediği yerde bir seçenek olarak görmelerinin uygun olduğunu düşünüyorum. İşte bazı durumlarda aslında tedirgin olmadan öncelikli bir tercih olarak da hani görmelerini de öneriyorsunuz galiba. Bazı durumlarda öncelikli ama yani özellikle bu hareket bozukluklarında ilk sıra tedavi ilaç tedavisi. Yani ilaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda hastalar cerrahi adayı oluyorlar. Yani öncelik verdiğim konular var. Mesela beyin tümörü varsa bir insanda, hani ben bunun diğer tedavilerini yaptırayım da ondan sonra cerrahiye gideyim diye çok fazla düşünmez. Yani beyinde bir tümör varsa ve bu hayatı tehdit eden cerrahisi olabiliyorsa, tabii ameliyatı mümkünse o zaman birinci tercih ameliyattır. Ameliyatla başlamak gerekir. Peki aklıma geldi, beyin pilinin takılmış olması onun başka bir rahatsızlığa da hani risk
teşkil eder mi? Şimdi evet Parkinson, distoni vesaire birçok rahatsızlığı çözüyor da dedik. Ama sonuçta dışarıdan bir şey hani konulmuş oluyor o bölgeye, beyinde. Siz dediniz hatta o 2-3 milimetre oynarsa başka rahatsızlıklar da ortaya çıkabilir dediniz. Onlar nelerdir? Şimdi şöyle baştan söylediğim gibi ameliyat sırasında komplikasyonlar yani. Biz onu ameliyat sürecinde biz onu haritalama, bir yerde mikro kayıt dediğimiz şey haritalama. En zor kısmı o galiba bu. Tabii, süreçten anladığım kadarıyla. Uzun süren kısmı odur. Yani doğru yeri bulmak. Çünkü yanlış bir yere gittiğiniz takdirde zaten o sırada hastada bir belirti, uyarımla beraber bir belirti ortaya çıkar. Bir yandan da dinleriz biz oradaki hücreleri sesli olarak. Hani doğru yerde miyiz? Çünkü her hücrenin kendine göre bir sesi var, her hücre topluluğunun. Doğru yerde olduğumuzu hem nörolog arkadaşın ameliyat sırasında muayenesi, yan etkilerin ortaya çıkmaması, hem elektrofizyolojik kayıt yapan arkadaşın dinlemesi, hep beraber grafiğe bakmak, akım grafiklerine bakmak, kayıt grafiklerine bakmak bizim için çok önemli. O yüzden hani ameliyattan sonra hastada sakatlık yapacak bir şey beklemeyiz. Çünkü taktığımız yerde ameliyat sırasında kusursuz yapılmıştır. Uyarırız ve bir şey olmadığını görürüz. Çok çok nadirdir eğer hani elektrotta bir hareket olursa farklı bir yer. Mesela bir yerde yapılan bir ameliyatta biliyorum. Hasta pil takıldıktan sonra geri geri yürümeye başlamıştı. Düz ileriye doğru değil de geriye doğru yürümeye başlamıştı. Hiç sonra, düz yürüyemiyor yani. Evet, sonra düzeltildi. İstemsiz. Gerçi. Bir sonraki girişimde o düzeltildi. Yani bunlar düzeltilmeyecek şeyler değil ama sonuçta beyin. Hani pek çok bölgesini keşfetsek de hala bilinmezlikler taşıyor bizim için. Hiçbir şey %100 değil. Dolayısıyla hani %100'e yaklaşmak gibi bir amacımız var. Planlamamız ona göre, ameliyat öncesi bir de bizim planlamamız var. Bilgisayar üzerinde, görüntü üzerinde, nereden gidelim, nereye gidelim, damarlara rastlamayalım, sesli bölgelere gitmeyelim, sessiz bölgeden girelim, beyindeki havuzluklara uğramayalım diye çok ciddi bir yol haritası çizmemiz gerekiyor kendimize. Dediğim gibi basket topunun ortasındaki 3 milimlik bir nokta. Ama artık bu çok profesyonelce yapılan bir şey. Teknolojiyle beraber yapılan bir şey, bir ekip çalışması. O yüzden riskler minimize edilmiş durumda, en aza indirgenmiş durumda. Peki doçent doktor Hakan Seçkin'e verdiği bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bir reklamlar diyelim, sonra biz buradayız. Her Eve Sağlık hafta sonunun da bugün de sonuna geldik. Sağlıklı günleriniz için beyin pilini A'dan Z'ye Sayın Doçent Doktor Hakan Seçkin'le konuştuk. Tekrar teşekkürler hocam, ayağınıza sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıklı günler, güzel günler.